Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs derslerden bugün navbat tegisi. Bugün ihlas hakkında ders başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şunday merhamet kıladı. Estağfirullah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki ular fakat yegane Allah'a, o zat üçün dinini halis kılgen, doğru yoldan ağmagen halları da ibadet kılışke ve namazını töküs ada etişke, hem de zekatını ata etişke büyürülgen ediler. Mana şu doğru yoldaki dindir. Müslüman adam Rabbisiye kılarken ibadete de muhlis buluşluğu gerek. Halis buluşluğu gerek. İnsanlı taşkı halatı bu ibadette görünse içki halatı buradalar ihlas buladı. Bunu hiç kim görmeydi. İkinci ayet. Estağfirullah. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil haqqi fe'budillâhe muhlisan lehu d-din. Zümer surası. Ey Muhammed Aleyhisselam. Albatta biz sizga bu kitobni haqqaros nozil qildik va siz Allohga u uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolislikka buyurilyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul illaha a'budu muhlisan lahu dini. Ayting, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. 4-chi oyat. Astagfirullah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ey insanlar, o Allah sizlerin kayısılarınız çıralıyarak, yakşırak amal kılıcı ekeninizde imtihar kılışı için ölüm ve hayatını yaratken zattır. O kudretli ve mağfiretlidir. Fuzail Rahimahullah bu ayetini tafsir edildi. Amal doğru ve halis buluş gerek. Sünnetke doğru geliş gerek. Qilgan amalimiz va bu amalimizdan ko'zlagan maqsadimiz Allohning rizosi bo'lishligi kerak. Ixlos val muvofaqata sunna deyiladi. Amal qabul bo'lishligi uchun sunnatga to'g'ri kelish kerak zohiri va xolis Alloh ko'zlanishi kerak botini. Shunda bu amal qabul bo'ladi. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kehf surası. Ey Muhammed Aleyhisselam, ularga aytin, hiç şek şubha yok ki, men ham sizler kabi bir adamdır men. Menge parvardigoringiz yalgız Allah'ın özü ekeni vahiy kılınmakta. Bas, kim parvardigoriga robolo bo'lishdan umidvor bo'lsa, o halde yaxshi amal qilsin, va parvardigoriga qulchilik, bandachilik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Allohning rizosi uchun, Allohning roziligi uchun qilinadigan ishda Allohning roziligidan boshqa narsalar ko'zlanadigan bo'lsa, mana shu amaldagi shirk bo'ladi. Demak, kim qiyomatda Robbisining huzurida turishdan umidi bo'lsa, jannatdan umidi bo'lsa, Allohning diydorini ko'rishdan umidi bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan hamma ishi Alloh uchun bo'lsin. Tark qilayotgan ishlaridan ko'zlagan maqsad ham Allohning roziligi uchun bo'lsin. Aroqni tashlasam hurmatim bo'ladi, namoz o'qisam jamiyatda hurmatga ega bo'laman. Agar bu qilinayotgan ishlarda Allohning rizosidan boshqa narsa maqsad qilinsa, birodarlar, bu shirk bo'ladi. Muhabbat xatarli mavzu deb aytdik. Endi ixlos undan ham xatarli bo'lgan mavzu. Har kuni ertalab turib ko'chaga chiqib ketayotganda mana shu ixlosimizni yangilab olishimiz kerak. Niyatlarimizni yangilab olishimiz kerak. Chunki amalda qilib turib, unga kuyib qolishlik insonga juda ham alam qiladi. Qilmasdan biror narsaga erishmasangiz, endi harakat qilmadim bo'lmadi-da deysiz. Ammo harakat qilib turib, mehnat qilib turib, qiyomatga borganda bu amallari yuziga uriladigan bo'lsa, insonga juda ham alam qiladi. Keyingi oyat. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan.
Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamiz baland bo'lishi uchun, Allohga mahbub bo'lishi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisga quloq tutaylik-da. Ya Mu'az, ahlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasulullah Mu'az ibn Jabal raziyallohu anhu'ga nasihat qilib aytdilar: "Ey Mu'az, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytayaptilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarini ahvoli nima bo'lishligini xabar berib aytadi. Astag'du billah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan tozon kabi qilib qo'ygaydirmiz. Yo'q qovaradi Alloh taolo. Yo'q qovaradi. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu'ga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tuhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajha Alloh illa izdadatta bihi khayran wa darajatan wa rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilarkansiz, albatta ana shu amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishni Allohda o'zi yolg'iz Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklar ham kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. Ixlosni ulamolar sutga o'xshatadi. Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi, yiring edi, u yedi, bu yedi, mana shu cho'plar aralashadi. Ichakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi ixlos. Chunki insonni miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Maloishni qilsa ham baloncha maqta edi, maloish qilsa ham hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq, noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, boyaga qorindan sut chiqqanday birodarlar toza bo'lib, insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixlosliymanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol shunaqa. Mana o'zidan so'rang. Men ixlosliymanmi, ixlossizmanmi? O'ylanmasdan nima deymiz? Ixlosliman deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizi qori domlamiz o'sha manaqa katta yosh yetagi shogirdlariga Qur'on o'qitsa, xullas o'sha mayda suralarni bergan, o'qib kelgan o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, ey demiş, domla, men uyda Mishariy Roshid bilan bir xil o'qiyman kassetani qo'yib olib. Sizlar xatoyimni topaverasiz. Ya'ni o'shanga bo'lishni xohlayapti va o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishariy bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishariy ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan, agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak, ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak, ixlosli ekansiz. Savobli ish qildingiz, biroq bilmadi, biroq maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qila olasizmi? Demak, ixlosli siz. Ma'qulmi?
Yana bir belgisi, riyodan uzoq bo'lsangiz. Ya'ni odamlar ko'rib qolishligini xohlamasangiz. Haqiqiy muxlis banda o'zining ayblarini qanday yashirsa, o'zining fazilatlarini, savobli ishlarini ham shunday yashiradi. Qaytarib aytaman. Siz o'zingizni ayb kamchiliklaringizni yashirgandek, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak, ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. İxlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaranglar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omonda ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man aktara min zikrillah. Kim Allohning zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan, munofiqlikdan omonda bo'ladi kim? Allohning zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, "Vala yadkurunalloha illa qalila." Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqonlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohni zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqdan omonda bo'ladi. Wa bariya minash-shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda. Ajoyib. Nech pulingiz borligini o'z bilasiz. Hech kim bilmaydi nech pulingiz borligini va undan nech pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlos ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis va bariya minal ghilli man akhlasa fil amali va nasaha walatal amr va lazima jamaatul muslimin. Musulmonni adovatdan, g'illag'ashlikdan qalbi pok bo'ladi. Qachon? Qachonki amalda ixlosli bo'lsa, boshliqlarga nasihatgo'y bo'lsa va musulmonlarning jamoasini o'ziga lozim tutsa, ahli sunna val jamoada bo'lsa. Ahli sunna val jamoa kim desa, sunnatni mahkam ushlagan musulmonlarning katta qismi. Sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi ahli sunna val jamoa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar La tajtami ummati ala xato. Yoki la tajtami ummati ala dalala. Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi. Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan musulmonlarning katta jamoasi ikkita aqida va to'rala mazhabdan bittasini ushlab kelgan, shu bilan ahli sunna bo'lgan. Ummatning katta qismi mana shu ikkita narsada jamlanyaptimi? Ikkala aqidada, to'rtta mazhabda. Demak, shu to'g'ri ekanligi bu hadis dalil bo'ladi. Chunki zalolat bo'lsa, ummatning katta qismi uni ustida jamlana olmaydi. La tajtami ummati ala dalala. Mening ummatim deyapti Rasululloh zalolatni ustida, xato ishni ustida jamlana olmaydi deyapti. Bu ummat ahli sunna val jamoa, Maturidiy, Ash'ari aqidasi to'rala mazhabda ustida boshi bir bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz ikkilanmaymiz o'zimizni tutgan yo'limiz, aqidamiz, mazhabimizda. Ma'qulmi? Biz ahli sunna val jamoamiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi gelip soradı. Ya Resulallah, mal qitalu fi sabilillah. Ya Resulallah, Allah'ın yolundaki ceng, qital kandayı boladı. Fe inna ahadana yuqatilu ghadaban. Aramızda ayrım adamlar gazablanıp uruşadı. Ve yuqatilu hamiyyatan. Yani bazılar hamiyye cihatından uruşadı. Milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp, uruhçilik kılıp. Farafa ileyhi rasahu fakal. وَمَا رَفَا اِلَيْهِ رَاسَهُ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا Peygamberimiz kötarıp durup başına. Yani tike turgen adı bu adam. Onge karab ettiler ki مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلِيَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Bir adam açıklık gelip gazablanıp vuruşu yaptı. Bir adam uruhçılık kılıp, milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp vuruşu yaptı. Resulullah yaptılar. Kim? Allah'ın kelimesi âli buluşu için cenk kılıyken olsa bas şu Allah'ın yolu deyken. İhlas juda ham xatarli mavzu. Peygamberimizin hadisini esleyemiz. Kıyamet günü de hisob kitob boshlanganda taroziga birinci bo'lib 3 ta odam olib kelinardi. Olim, boy, shahid. Dünyadaki eng qiyin ishlar. Olim umrini ilim yo'liga sarflagan, ilim o'qigan, umrini oxirigacha ilim o'qitgan. Alloh taolo tarozini oldiga olib keladi. Unga ne'matlarini eslatadi. Banda ne'matlarini eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi: "Parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim" deydi. Haqiqatan qilgan shu ishdi. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi. Hurmat kıldı, makam martabaya götürdü. Mükafatını aldı. Sür bunu cehennemge deydi. Yüzü bulan yerge işgalıp sudura abarıp cehennemge taşlanadı. Akala bitti konu duasını yatla alışımız kançalar kıyın. Tut da suranı yatla alışımız kançalar kıyın. Endi örgengen asamızı buraya örgeçtik, bundan hem kıyın. Kıyın amalda kıldı. Ama niyeti ne doğru buludu cehennemge gitti. İkinci oğlu bayını ap geledi taraziye. Allah Teala bu bayge özünün nimetlerini isletedi. Banda tan oladı, e'tirof qiladi. Senga falan falan ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi: "Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan." Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen sahovat pesha, xotam toy Sahi insan degen unvan için, nam için kıldın. Kıldın. Adamlar seni şunu edip atadı. Demek hakkını aldın. Allah da hakkı kalmadı. Sür bunu cehennem gidiydi. Yüzü buna yeri iş kapı abarladı, cehennem yolahtırladı. Kim kaldı? Kim kaldı? Birinci, ikinci adam. Bittası ilmini, bittası pulunu sarflayan bulsa, bu şahit canını fida kıyan Allah yolu da. Allah da Allah nimetlerini isletedi. Banda tan oladı. Nima qilding deydi. Bu banda aytadi: "Parvardigor, men senga o'zimni jonimni qurbon qildim. Seni yo'lingda bo'lgan jangda jon fido qildim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yolg'on gapirding. Chunki buni ham niyatini bilar edi Alloh taolo. Siz bilan biz ham niyatimizni bilib turib hozir. Sen o'lsam meni shahid deyishadi, meni maqtashadi deb turib jang qilding, o'lding. Odamlar maqtadi, niyatingga yetding. Sür bunu cehennem gidiydi. Bunu hem yüzünü yer geç kaba varıp cehennem yolu aktırladı. Bu adamlar kılışı mümkün bugün en kıyın işler. Bunlar kıldı üçelası. Kıldı. Fiilen kıldı. Ama niyeti doğru bulmadı. İhlas bulmadı. Cehennem yolu aktırıldı. Üçüncü et yapız. Peygamberimiz Muaz raziyallahu anh'a yet yaptılar ki ey Muaz, ihlas bulan az yine amel kıl yeter de şöyle yaptılar. Sa'd ibn Abi Waqqosga aytibdilar. İhlos bilan ozgina amal qil, darajang ham, martabang ham, yaxshiliging ham ziyoda bo'ladi, deyapti. Nima ekan? Birinchi navbatda birodarlar, ihlos ekan. Ihlos ekan. Munofiqlar kalima keltirgan, qaranglar. Munofiqlar namoz o'qigan, munofiqlar jihodga chiqqan Rasululloh bilan, lekin qalbida ihlosi yo'qligi uchun bu qilgan amallari ularni najotga olib chiqmadi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, dedi Alloh taolo. Munofiqlar
cehennemde en tübüde buladılar. Kafirlerden, müşriklerden, macuslardan pasta buladı. Ne için? Nifak var duladı kalbide. Çünkü siz bilen biz maşke kerekenliğimiz, rozu tutuyorkenliğimizge aldanıp, özümüzü ihlaslı iman deyip, anık işan varmayalık. İhlasımızı tezde tezden bakıp duruyalık, teşirip duruyalık. Niyetlerde tez tez yengilip duruyalık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Şirk, riya, sıladı kalbilerge, şunu da kirip geledi ki, karangı hanada, kapkara taşlı üstüde, kara çumalı umarıp kirip geyendik. Sezası mı? Kapkarangı yüzü tasavvur kılın, kapkara taş tasavvur kılın, unusu da ketekken kara çumalını tasavvur kılın. Sezası mı? Sezmiyiz. Bana şunu da kirip geyip kaladı. Ya Resulullah, kan ne kadar kutlamız bundan da soruşken de Resulullah ettiler. Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en a'lemuh ve astagfiruke lima la a'lemuh inneke ente a'lemul guyub duasını okuyup yürüyler dediler. Kelime-i raddü küfür. Yani küfürünü, rad kılıçlıkını kelimesi. Şu kelimenin hiç olması etlemende üçte keçipette üçmette okup koyarız. Bir anda sahabın işi kirp getirken de çıkıp getirken de bir nimak koyarız, okup koyarız. Ne mi degen? Allahümme inni a'udu bike. Parvardigar, ben senden panah dileyim ben. Min en üşrike bike şey'en ve ana a'lemu. Bilip durup şirk yıldırıp o işten panah dileyim ben. Bilmezden şirk yıldırıp o işten panah dileyim ben. Elbette sen gaybde buladığın zatsan. Tağdaki radiyan salih amelin var bende. Ama onu ortadan sen Allah'ın rızası mez. Başka ne seni közleysen? Hoca kürsünlü, adamların maktavını. Bu habada bu kitadın amel buladı buradırlar. Bana ettik, muhabbet mavzusu hatarlı mavzuydu. Ama ihlas ondan göre hatarlı olan mavzu. Allah subhanahu ve teala ayetede, ana agnal agniya anish şirk. Mana amila amelen aşrake fihi gayri, fahuva lillezi aşrake fihi ve ana minhu bari. Kim? Allah teala ayetede, men şirkten pakman. Kim menge? Birovni şerik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha şerik qilganiga men undan pokman. Amalingiz 99% Alloh roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarning ko'ngli uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin. Boshqa hadis qudusida riyo uchun savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi. Idhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu la ajra laka indana. Bor. Ana şu ameliyini kim üçün kıludin? Mükafatını üçünden sonra. Bizi huzurumuzda senge mükafat yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İnna Allah la yanzuru ila ecsadikum ve la ila suvarikum. Allah sizlerini suratilerge, cesatilerge karamiydi. Ve lakin yanzuru ila kulubikum ve aşara bi asabihi ila sadrihi. Ve barmağları bulan özünü köksüge işara kıptırıp, kalbi işara kılıp, Allah da Allah sizlerini kalpleri ingiz yakarıydı, deyip işara kıldılar. Üçüncü bir adamı savlatı kelişken, figuralar tekkiz, basavlat, sözleri nuhatta bir salabatlik, haybatlik, ama onda ihlas bu midyan olsa Allah da Allah karamiydi. Eğer bu insanda kalbada ihlas bu midyan olsa, Allah Azze ve Celle bu bandaga zarraça bir parvahı mıydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم